Arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten de iyi günde kötü günde her şekilde beni desteklediğiniz için Bana tahammül ettiğiniz için bazen hani e, Mesajda birçok şey anlaşılmıyor bazen siz bir yorum yazıyorsunuz. Ani sinirlenebiliyorum öfkelenebiliyorum ama en azından niyetimi biliyorsunuz diyorsunuz ki ya Mustafa hocam Hani senin derdin belli senin niyetin belli biz seni anlıyoruz. Birçok zaman eşleşiyoruz eşleşmiyoruz fikirlerimiz farklı geliyor gelmiyor. Ama şunlar her zaman emin oluyorum. Siz de emin oluyorsunuz ki amacımız Fenerbahçe'nin iyiliği. Beni biliyorsunuz. Allah şahidim, sizler de şahidimsiniz. Ben her zaman ne yaptım bu takım için? Elimden geleni yaptım. Ben her zaman arkadaşlar, yani Fenerbahçe'nin iyiliği için Fenerbahçe menfaatleri gereği birçok şeyi sineme çektim. Birçok şeye artık hani ses çıkarmadım. Tamam dedim. Arkadaşlar canınız sağ olsun dedim. Kızdık ettik falan. Mourinho geldi ben destekledim. Erol Bulut geldi destekledim. Koku geldi destekledim. Bak Allah şahidim sizler de şahidimsiniz. Dedim ki içi mat destekledim. O geldi destekledim. Bu geldi destekledim. Ve her zaman şunu söyledim. Arkadaşlar bazı şeyler matematiksel olarak garantilenene kadar ben destekleyeceğim. Yani ben destekleyeceğim dedim. Ve sonrasında dedim ki arkadaşlar matematiksel olarak iş gittiği zaman o zaman da tepkimi en ağır şekilde koyacağım. Bugüne kadar hep şunu yaptım matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk kaybettiği andan itibaren teknik direktör ee, yani azmana gelirse saydım diyeyim. Bu sefer bu sefer başka bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer çok başka bir şey yapıyorum. Bu sefer daha başka bir şey yapıyorum. Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şansı sürmesine rağmen ben Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansının bittiğini düşünerek ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den S olup gitmek istediğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şimdi Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını tek tek değerlendireceğim. Bakın size Mourinho gerçeklerini açıklayacağım. Beni lütfen ama lütfen dikkatlice dinleyin ve Mourinho gerçeklerine yüreği olan arkadaşlar izlesin. izlemesin. Bir. Hani gerilerden mi geleyim, ileriden mi gideyim? Vallahi bilmiyorum. Çok karışığım şu anda. Şimdi şuradan başlayayım. İlk olarak. Jose Mourinho diyor ki 2-1 öndeydik. Samsun Spor baskı kuruyordu. Duran toplar, kornerler oluyordu. Şimdi burada en fikiriz. 2-1 öndeyiz. Baskı kuruyordu. Duran toplar korner olur. 1.88 boyunda Osterwold'e çıkınca yerine 1.70 boyunda oyuncu yani Levent Mercan'dan basıyor. Yani Levent'i koyarsanız başınız belaya girer. Yediğimiz golde sol bekte kimin oynadığından bağımsız yedik. Hakem aksiyonu bitirip faul verse maç bitmişti. Varan 1. Şimdi Özür diliyorum bu tabirleri kullandığım için ama inşallah bana kızmazsınız. Eşek olan eşek, geri zekalı olan geri zekalı Samsun Spor'un havadan değil de yerden ortalarla tehlike yaptığını bilirdi. 1. 2. Ben merak ediyorum. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Şimdi Levent Mercan'ın Boyunun 1.70 olduğunu düşünmesini merak ediyorum. Osterwald'e 1.89. 1.88, 1.89. Bunu anlarım. 1.88'lik futbolcuyu çıkartmasını anlarım. Bunun yerine. Levent Mercan'ın boyu ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 1.76. Hocam 6 santimden adam mı yerin dibine sokacaksın? Çok değil birkaç ay öncesine kadar sol bekimiz Ferdi 1.74 boyundaydı. Şimdi varan bir bu. Varan iki bu takım rakip takım yerden ortalarla hücum aksiyonu gerçekleştiren yerden ortalarla bir şey yapan bir takım. Yani bu takımın şuradan sağdan soldan birini çevirsem desem ki arkadaşlar işte Samsun Spor takımının tehlikesi nasıldır desem hepsi herkes bunu söyler. Yani herkes aynı şeyi söyler. Allah aşkına Levent Mercan 1.76 Ferdi Kadıoğlu 1.74 boyunda. İsteyen beni takipten çıksın ama resmen bu adam beni s edin gideyim diyor. Yani beni kovun diyor. Tazminatımı verin gideyim diyor. Yani açık açık Jose Mourinho beni kovun diyor arkadaş. Taraftara vermem gereken mesaj. Samandıra'daki herkes çok çalışıyor. Buna devam edeceğiz diyor. Allah aşkına çalıştığınız buysa lanet olsun. Hepinize lanet olsun. Hepinizin yedi içtiği haramcı her zıkkım olsun. Lan millet çoluğunun çocuğunun rızkından kesiyor. bin liraya forma alıp giyiyor. Allah bildiği gibi yapsın sizi. Bu ligi biliyoruz bazı takımlar daha kolay maç kazanıyor. Bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız. Evimizde üst üste iki maç oynayacağız. Birlikte savaşalım. inanmaya devam edelim. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Öncelikle herkes bir dürüst olsun. Yediğimiz ikinci golde faul var mı yok mu? Bence var. Şimdi ben faulleri şöyle değerlendiriyorum. Aynı pozisyon Galatasaray'ın aleyhine olsaydı faul verilir miydi? Yemin ediyorum verilirdi. Bak yemin ediyorum verilirdi. İrfancan kendini atmış gibi geldi ama vücudunu dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bir de hakem ekibi Trio'nun yorumunu koyun buraya. Bak e, ee, Trio ekibinin üçünün üçü de gol kararı doğru faul yok diyorsa özür diliyorum. Demek ki faul yokmuş derim. Üçü de faul diyorsa faul derim. Bu ayrı mesela. Ama Galatasaray eğer bu golü yeseydi bu golü iptal edilirdi. Şimdi adam diyor ki bak Türkçe bilmiyorum ama diyor Levent'le ilgili soracağınızı anladım. Niye tadı maçtan önce niye tadı oynuyor? İşte kahveci oynamıyor diye soru geldi. 2-1 öndeydik şöyle böyle falan. Ya yediğimiz golde sol bekte kimin olduğunun bir önemi yoktur. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Ters kademe diye bir şey var ya. Ne demek yok ya? Ya yediğimiz golde İrfancan kahveci sol bekte ne geziyor? Kimse bunu konuşmuyor. Ne geziyor? İlk yediğimiz golde Mert Müldür ileride ne halt yiyor? Yani şu an puan tablosuna bakınca direkt rakiplerimizde olan fark 2 puan arttı. Bunun sezon sonuna nasıl etki edeceğini bilemem. Sihirli bir beynim yok. Bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan için savaşacağız. Yanılmıyorsam bir maçımız eksik 8 puan gerideyiz durum bu diyor. Bak yanılmıyorsam. Haberi bile yok. Haberi bile yok haberi. Adamın haberi yok haberi. Ya ben böyle bir saçmalık görmedim ya. Adamın haberi yok. Fenerbahçe 8 puan geriye düştü. Acun Ilıcalı sezon başında ne demişti? Beni zorla söylettireceksiniz geliyoruz demişti. İnşallah geldiğiniz gibi gidersiniz. İyi de hocam sen bunlara destek verdin diyen olursa ağzıma ne gelirse artık hepsini söverim. Hepsini sayarım. Aha beni burada 83.500 olduk. Herkes biliyor. Ben Aziz Yıldırım seçilsin diye yırtındım. Sonra dedim ki arkadaşlar bak siz seçtiniz. Ben çoğulcul bir adamım. Ben normal e, genel seçimlerde de aynısı. Çoğunluk neyi seçerse onu kabul ediyorum. Elimden gelince de destek olacağım dedim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın seçilmesi taraftarıydım. Yine şampiyon olacağımızı düşünmüyorum ama dedim hayırlısı. Şimdi Samsun oyuncuları tezahüratlara geçiyor. Mourinho diyor ki şunlar gitsin konuşacağım. Ey Mourinho Ey beyinsiz Mourinho. Sen eğer adam gibi bir teknik direktör olsaydın şu takımı öyle hazırlardın ki en az 3 fark atıp sahada konuşurdun. Sıra bakma ama sen Fenerbahçe ile alay ediyorsun. Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı. Rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar. Şimdi ben şunu söylüyorum. İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman. ikisinden birisi teknik direktör. Ve öyle bir kural koydular ki milli takımda oynayan futbolcular oynayamaz. Sadece bir ikisini oynatabilirsin diye. İnanılmaz bir şekilde işte Livakovic oynayabilir kaleci dediler. İsmail Kartal şu kadroya çıktı. Livakovic, o sahip e, Bekao milli takıma kim gitmedi? Osterwolde sol stoper. E, Kostic sol bek. Bak milli takıma gitmeyenlerden çıkartıyorum ha. Yanlış anlamayın. İsmail Yüksek sakatlandığı için Amrabat'a izin verdiler. Evet Yanına da Mert Hakan Yandaş. Sağ kanatta dediler ki arkadaş milli takıma gitti ama Cengiz sakatlandığı için oynatabilirsin. İrfan Can Kahveci sağ kanat. Cenk Tosun forvet. Sol kanatta da Oğuz Aydın. Ben size yemin etmiyorum. Hani Kur'an'a murana el basmıyorum ama Fenerbahçe şu kadroda çıksa İsmail Kartal'la falan yine bu kadroda yenebilir. Ha şunu diyeceksiniz hocam. Ligin ikinci yarısında İsmail Kartal Samsun'a saçmaladı. Ne bileyim Alanya'ya saçmaladı. Puanlar kaybetti. Allah aşkına böyle kadro var mıydı derinde? Sakatlıklar falan daha keza. Diyor ki oyuncular saha içerisinde hata yapıyorlar. Bu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk diyor. O zaman çalışmıyorsunuz. Kahveci de bana hatırlattı. Hakikaten. Lan bu adamın çalıştığı takımlardan hangisi milli takıma futbolcu göndermiyordu? Takıma futbolcu göndermiyordu. Hayır, hiçbiri mi göndermiyordu? Lan hepsi gönderiyordu. Neyse. ikinci gol bazı takımlar için faul falan. Bu bahanesi oldu adamın. Adama çok güzel bir bahane verdi. İki birden sonra iki tane net pozisyona girdik. Maçı bitirebilirdik. Şimanski'ne şutu gol diye düşündüm. Olduğu maçın ötürü. Ennesir'in şutu da neredeyse gol olabilirdi. Bir. Şimanski iki maçın ikisinde de oynadım milli takımda. Niye oynatıyorsun? Madem milli takım bahane edeceksin. Karaktersiz şerefsiz derler adama. Derler yani. Madem milli takım bahane edeceğim. Madem cumadan beri çalışamadır edemedin. Çıkaraydın Şimanski'yi Mert Hakan'ı alaydın. Mert Hakan hiç oynamadı mesela. Milli takıma gitmedi bir şey yapmadı. En mesela. Cenk Tosun. Cenk Tosun'u niye düşünmedin? Oster sakattı sonrası Cikuyu sol beke çekmek zorunda kaldık. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. Alaydın. Üçlü savunmaya döneydim. Üçlü savunmaya döneydim. İrfan Can kahveci arkadaş sen sol beksin. Yapacak bir şey yok. 2-2 bizim için özücü sonuçtur. Bence 2-2 özücü sonuç değil. 2-2 senin hak ettiğin sonuç. Samsun Spor özellikle ceza sahasına yerden orta yapmayı tercih eden bir takım. Bu anlamda nasıl bir tedbir aldınız maçtan önce soruldu ortalara engelleyerek. Ya bak kızmayayım kızmayayım diyorum ağzımdan kötü söz çıkacak. Lan maçtan önce kabul ediyorsun. Buna böyle çalıştık ettik diyorsun. Maksimen ne güzel diyor. Bak maç öncesi nasıl gol yemememiz gerektiğini konuştuk ama o golleri o şekilde yedik. Ya bu sezon Fenerbahçe'nin 3. puan kaybı. Ne acıdır. 3 tane sarı kırmızılı takıma puan kaybettik. Galatasaray, Göztepe, Samsun Spor. Ha, hoca Samsun kırmızı beyaz. Size göre kırmızı beyaz. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum diyorum Mourinho. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluk rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek göreceğiz diyor. Yani ilk yediğimiz gol daha önceden çalışmış olduğumuz bir gol. Evet ikinci gol için şunu söyleyebilirim. Bazı takımlar için faul. Bak hep aynı cümleler. Sizler aslında problemlerin üstesinden gelmeyi unutmaya alışkınsınız Türkiye'de. Ligin statüsünde memnunsunuz herhalde diyor. Şimdi Maximen bunu söylüyor da diyor ki Maximen haklı. Saha içerisinde hatalar oldu. Ama bunu kendi içimizde konuşup üzerinde çalışmalıyız. Maximen'in dediği gibi ilk yemiş olduğumuz gol konuştuğumuz bir goldü. Hatta siz de maçtan önce yapmış olduğumuz röportajda bunu belirtmiştiniz. Bunun üzerine çalışmıştık. Cuma günü defansif organizasyonlarımızı çalışmıştık. İkinci golde bazı takımlar için faul denilebilir falan filan. Şimdi arkadaşlar görünen köy kılavuz istemiyor. Semih Şentürk diyor ki Mourinho'ya hocalık öğretemem ama Fenerbahçelilik öğretebilirim. Fenerbahçe formasını düzgün bir şekilde yerleştirirsen o forma zaten 1-0 önde başlar diyor. Şimdi Fenerbahçe taraftarı birlik olacak. Lambıcı mı yok? Birlikte olacak. Sonra yönetim takımın arkasında duracak. Ardından takım ve Jose Mourinho da kendilerine yakışanı yapıp bu takımı şampiyon yapacaklar. İşte o günden sonra hepimiz mutlu olacağız diye benim bir ee, mesajım vardı. Bu mesajı herkese kopyalayıp yapıştırıyorduk ve ben bu mesajı değiştiriyorum. İsteyen alay etsin. İsteyen bu videoyu Caps'lere konu yapsın. Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yani Bülent Ersoy'un baba olma ihtimalinden şu andan itibaren ya da anne olma ihtimalinden aynıdır arkadaşlar. Aksini iddia eden varsa buyursun. Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kadrosunu, takımını, sistemini mahvettiği için teşekkür ediyorum. İyi de hocam bana somut verilerle konuş. Size birkaç tane somut verilerle konuşayım. Fenerbahçe %50 ile son 8 yılda topla en az oynadığı sezonu yaşıyor. %50 ile en az oynadığı sezon. Fenerbahçe topu rakibe bıraktıktan sonra Erol Bulut'un ne suçu vardı? Fenerbahçe golü bulana, yani öne geçene kadar topla oynama 46, Samsun 54 Fenerbahçe. Bak yani 0-0 iken Fenerbahçe daha önde. Samsun 1-1 bulana kadar Fenerbahçe 1-0 öndeyken %64 Samsun %36 Fenerbahçe. Fenerbahçe 2-1 önüne geçene kadar %35 Samsun %65 Fenerbahçe. Samsun 2-2'yi bulana kadar %65 Samsun %35 Fenerbahçe. Fenerbahçe bugünleri görmek için mi bunu yaşadı? Yani bunu görmek için mi? Açık söyleyeyim herhangi bir geri zekalı bile şu topu oynatabilirdi zaten. Yani illa Mourinho'ya milyon euroları vermeye gerek yoktu. Ama Fenerbahçe taraftarına yarar. Bak acı konuşacağım. İsmail Kartal geliyor. Ya bu bu dindar, bu namaz kılıyor, bu işte hacca gitmiş. Ben bunu istemiyorum diyen bir kesim var. Ya size ne kardeşim, size ne? Jorge Jesus geldi. Lan vallahi de billahi de bak Allah şahidim. Allah'ımın kitabım üstüne Ya yemin de edeyim, her şeyi de edeyim. İçimden hep şunu geçirdim. Ulan bu kadro Mourinho'nun kadrosu olmalıydı. Hatırlıyor musunuz? 7 tane rotasyon yapıyordu. 8 tane oradan rotasyon yapıyordu. 7 rotasyon yapıyordu. 3'lü oynatıyordu. atıyordu. 4'lü oynatıyordu. Vallahi de billahi de tillahi de bu kadro Mori, yani Jose Mourinho'nun değil de Jorge Jesus'un kadrosu bu kadro olmalıydı. Yemin ediyorum bak. Bak Bekao, Ciko, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, 4. Hatta Osterwold'e 5. 5 tane stoper. Yusuf Akçiçe'de say 6 tane stoper. 3 savunma oynatırsın. Sol açıkta Kostiç oynatırsın. Levent Mercan oynatırsın. Bak 2. O Mert Müldür oynatırsın sağda. Müthiş bak müthiş. Vallahi müthiş. İsmail, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Şimanski. 5 tane ismim var. Hani 3-4-3'ün üç, merkez orta aslında 2 ismi oynatabilirsin. Hücumda Maksime, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder. 5. iki kanada 5 tane ismim var. Yani Cenk Tosun ee, En Edin Ceko. 3 tane de forvetim var. Şimdi beni yanlış anlamayın mı? Mustafa Hoca da Vitor Pereira'yı istiyor falan diyeceksiniz. Ben eminim Ali Koç ne yapacak biliyor musunuz? Ya Vitor Pereira'yı getirecek. Ya İsmail Kartal'ı getirecek. Ya Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman'a dönemez. Aykut Kocaman'a yüzü yetmez. Vitor Pereira'yı getiremez. O kadar da geri zekalı değildir. Yani üzülerek bu cümleyi kuruyorum. O kadar da geri zekalı değildir. İnşallah o kadar da geri zekalı değildir. Bakalım ne olacak. Ya ben söylüyorum bak bu kadroyu da aşağıya atacağım arkadaşlar. Yani görün demek istediğim kadroyu. Milli takımla gidiyor milli takımla. Lan senin her çalıştırdığın takımda bir sürü milli futbolcu vardı. Ben bir sürü anket yaptım. Anketler içerisinde birkaç tanesini sizlere sunacağım arkadaşlar. Yani dalga geçtiğini soracağım. Ama şunu özellikle belirteyim. Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı? Ben size söylüyorum var. Var arkadaşlar. Bülent Ersoy'un baba olma ihtimaliyle ya da anne olma ihtimaliyle aynı oran. Başka bir örnek var. Tam söyleyeyim. Ee, Okan Buruk'un çıkıp da Kur'an'a el basıp ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. İlk defa da burada açıklıyorum. Hala da Fenerbahçe'nin Fenerbahçe aşkına yanıp tutuşuyorum demesi kadar yakın bir ihtimal. Milyarda bir falan. Ben şunu söyleyeyim. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var diyen Fenerbahçe düşmanıdır. Bak ben bile normalde matematiksel olarak kaybedene kadar tahammül ederim, sabrederim, destek veririm. Ben bile desteği kestim. Ya Jose Mourinho'nun oynattığı şu futbolu ya da daha iyisini İsmail Kartal oynatır mıydı? Vallahi oynatırdı. Aykut Kocaman vallahi oynatırdı. Ersun Yanal vallahi oynatırdı. Ali Koç dönemindeki herhangi bir teknik direktör oynatırdı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asıl gerçeği söyleyeyim. Ali Koç ve Acun Ilıcalı. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumda hep hakemleri konuşarak bak hep hakemleri konuşarak belki de bir taktik yaptılar kendi aralarında. Olan dünyaya hakemleri duyuralım dediler. Jose Mourinho'ya hakem zırhı vermiş düşüncesi var bende. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani Mourinho ne hata yaparsa yapsın. Hakemler zaten düşman. Hakemler zaten Galatasaray'ı kolluyor. Hakemler zaten bizim puan kaybımızı istiyor. Kozunu kullanıyor. Bunu kullanacak da. Jose Mourinho istifa edene kadar ya da tazminatı verilip gönderilene kadar Süper Lig'deki her puan kaybında hakemler zaten bizi sevmiyor. Hakemler yüzünden oldu bu. Hakemler bizi istemiyor. Hakemler böyle. Zırhı kullandı. Bakın. Yedinci Hani 8. maç itibariyle zirve arasındaki bu puan farkı şampiyonluğun kaçtığı anlamı taşıyor taşımıyor. Bu ayrı bir konu. Bana göre kaçtı. Artık gitti. Jose Mourinho ile gitti. Yanlış anlamayın. Niye Jose Mourinho ile gitti? Fenerbahçe yarın bir değişime giderse ligin de eğer bir hani ayarlayanları varsa derler ki ulan Fenerbahçeliler lig yarışından koparsa kimse izlemez. Rating düşer. Biz Fenerbahçe'yi yaklaştıralım mantığını hareket ettiler falan. Galatasaray'ın lan hep de hakemle kazandırıyoruz bunları. Bir iki tane adaletli maçlarını yönetelim de. Bocular kırmızı falan yesin deyip iki maç puan kaybı yaşatsalar falan bence şey değişebilir. Ama e, hani şampiyonluk kaçtan taşıyor taşımıyor. Ayrı bir şey futbol adına daha güzel bir futbol izlemek için sizce Jose Mourinho ile yollar ayrılmalı mı arkadaşlar? Açık açık yoruma yazın. İşte hocam ben güveniyorum hala diyen arkadaşımız olursa ne olur tepki göstermeyin. Ne olur onun Galatasaraylı olduğunu insanların yüzüne vurarak söylemeyin. Anladınız mı? Ya sol bekte Osterwold'e sakatlanmış. Yedekte Levent Mercan var. Samet Akaydın'ın alınma sebebi. Hani gol yedirirsen hani gol yersek Samet gol yedirirse tazminatımı erken alayım. Mantığı. Levent Mercan Ali Koç aldı tepki göstereyim mantığı. Yani Türkiye'den nefret ettim bir önce gideyim mantığı. Levent Mercan'ın sol bek olduğunu bilmiyor Mourinho. Adam boyunu bilmiyor. Yani normal olabilir. Boyunu bilmemesi anlarım normal. Yani 170 boyunda belki yuvarlama örnek ver diyebilirsin ama ya sol bek orta açılmasını engeller. Stoperlerin boyu uzun olur ortayı engeller. Madem rakip bu kadar orta yapıyordu çıkaraydın tadiçi Samet'e kaydını öyle alaydım. Samet, Çağlar, Ciko ve Kauni'ye çıktı madem öyle. Uzun boylular. Ya ben bir şey söyleyeyim. Artık sonlandıracağım. Ya Birileri diyor ki Jose Mourinho ha şimdi ha şimdi diye diye buraya geldi. Yok sezon başlarında hep kötüydü sonra açıldı. Yok sonra toparladı diye diye bugünlere günlere geldik. Koskoca 17 günde takımda olan iki tane değişiklik var. İsmail Yüksek'in sakatlanması, Cengiz Ünder'in sakatlanması. Koskoca 17 günde. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Bak yol yakınken ve hoca da hani bu kadar kariyerle adına söz ettiriyorken cebine paramı sıkıştırıyorsunuz. Acun Ilıcalı'na Ali Koç birlikte param veriyorsunuz. Memleketimi özledim. İşte burası bana göre değilmiş. Hani burada alenen Galatasaray'ı kolluyorlar falan dedirtin. Diyin ki arkadaş bu ligde ben değil dünyadaki hiçbir teknik direktör şampiyon olamaz. Burada Galatasaray'ı kolluyorlar dedirtin. 3-5 tane de sürekli demeç versin. En azından UEFA'nın falan dikkatini lige çeksin. tazminatını verilip gönderin. Başka çaren yok. Tükürdüğünde yalamak zorundasın. Mecbur tükürdüğünde yalamak zorundasın. Şu var. Ali Koç da diyebilir arkadaş Gördünüz Aziz Yıldırım da bu adamı getirecekti. sağ da bu adamı getirecekti. Ben de mecburen bu adamı getirdim. Benim suçum yok. Ben normalde İsmail Kartalan devam edecektim. Deseydi. Bu da olabilirdi. Ha, hani hala Codem Orin'i e toparlayacak sezon sonunda bize şampiyon yapacak diyen Poliyan'la var mı aramızda? Onunla merak ediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Diyelim son gol faulden iptal edildi. Fenerbahçe'de maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin bugün oynadığı futbol hakkındaki yorumunuz nedir desem. Zafere giden yolda kötü futbol mübahtır der misiniz? Bak ben canlı yayında dedim ki ilk 24 dakikadan konuşuyorum. Yanlış anlamayın ilk 24 dakikadan. Memnunum ben dedim. İyi oynadık ilk 24 dakika bak. Yine basa basa söyleyeyim ilk 24 dakika. İlk 24 dakika mükemmeldik dedim. Çok da hoşuma gitti. Sonrasında ara ara pozisyonlar bulduk Size bırakıyorum ısrarla söyledim bak açıp bakabilirsiniz. Sonra dedim 31'de adamdan şutu geldi. 34'te gol atlar ama iptal dedi. Demek ki dedim 24 dakikadan sonra Fenerbahçe saldı. İstatistikleri de zaten gösteriyor. Şimdi maçı böyle kazansaydık zafere giden yolda kötü futbol mu baktır? Sonuçta kazandık der miydiniz? Kötü oynadık ama galip geldik devam der miydiniz? Oyun SOS veriyor. Bu futbolla devam edemeyiz der miydiniz? Yani ben haftalardır diyorum Fenerbahçe kötü oynuyor. Kazanırsak şansa kazanırız diye hala da diyorum der miydiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben maçtan önce hep şunu söyledim. Kazanalım da kötü futbolla kazanalım. Mühim değil dedim. Kazanalım. Maç bitse 2-1 kazansak kuracağım ilk cümle şuydu arkadaşlar. Kafalar demek ki perşembe gününde kazandık. En azından Samsun Başkanı 2 haftadır bir plan yapıyordu. Planını patlattık. İyi oldu şöyle böyle. Ama bu futbol yani 17 günde takımın bu kadar kötü hazırlanması falan değerdim. Ama derdim bir sonucu odaklanalım. İyiye iyi odaklanalım. Hani kötü futbolda olsa mübahtır falan derdim. Ben yine polyanlacılık yapardım. Doğruyu söyleyeyim. Ama artık. Jose Mourinho. Hocam sen Jose Mourinho'yu savundun. Şöyle yaptın böyle yaptın. Ben Jose Mourinho için şunu söyledim. Yine aynısını söylüyorum. Jose Mourinho çok kariyerli. Başarılı bir teknik adam. Ancak bugün itibariyle şunu belirteyim. Ahmet Çakar diyor ki Jose Mourinho adlı şahıs EYT statüsünde git Portekiz'e torun besle. Jose Mourinho git Portekiz'e torun besle. Sen hocam hoca değilsin. Sen hocalık basını kaybetmiş bir adamsın. Sen yıllar önce Maksim Gazunus'undaki en büyük starken şimdi yavaş yavaş baş pavyonlarına doğru ilerliyorsun diyor. Üslup biraz yanlış ama cümleler doğru. Jose Mourinho için aynısını diyorum. Bakın kariyerinin başlarında Porto ile Chelsea ile Inter Real Madrid'de yaptıkları enfes ötesi enfes. Hani o Mourinho şu an başımızda olsa durumumuz şahaneydi. Ligde Avrupa'da dolu dizgin gidiyorduk ama Mourinho futbola uzaklaşmış. Heyecanını yitirmiş. Türkiye'ye hani ailesini getirmeyecek kadar benimsememiş. Maalesef bu iş olmaz diyorum. Ve yol yakınken ben Perşembe gününden de ümidim yok, korkum çok. İnşallah korktuğum başımıza gelmez. Ümidim yok ama. Bazı sözler açık açık söylenmiyor. Yani bir video daha çekeyim ben de orada konuşayım. Yani Serdar Alçelikler diyor ki bugünden itibaren Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çok daha azaldı. Köprünün altından çok sular akar. Hayır kardeşim bu köprünün altından artık hiçbir şey yakmaz. Bence Fenerbahçe ligi kapattı diyor. Jose Mourinho ile ligi kapattı Fenerbahçe ama dediğim gibi bir değişim olursa farklı olur. Bir de Murat Aşık diyor ki ister istemez akla Aykut Kocaman Başakşehir'de söylediği bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor sözleri geliyor demiş. Doğru söylüyor. Aykut Kocaman Konya Spor'a gitti. Rezil orada. Başakşehir'e gitti. Az kalsın Başakşehir küme düşüyordu. Emre Belözoğlu geldi toparladı. Aynı Emre Belözoğlu Ankara gücünü düşürdü. Abi bazı çiçekler bazı topraklarda gerçekten açmıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben Mourinho'nun gerçeklerini size anlattım. Yüreği olan arkadaşlar izlesin dedim. İnşallah kimseyi kırıp incitmemişimdir. İnşallah kimseyi dökmemişimdir. Ama ben hep söyledim. Ben Aziz Yıldırım'ın seçilmesini isteyen birisiydim. Hocam bugün Aziz Yıldırım seçilse başarı gelir mi? Bugün Aziz Yıldırım seçilse yine başarı geleceğine inanan birisiyim. Ama öyle olmaz. Mourinho ile bu iş olmaz. Yani ilerleme yok. Hiçbir futbolcu da ilerleme yok. Hani performansını bir tık öteye taşıyan hiçbir futbolcu yok. Amrabat bak o da düşüşe geçecek ha. İyi geldi düşüşe geçecek. Görün bakın. Ya Tadiç sırtlıyor. 35 yaşındaki Tadiç sırtlıyor. Ya 35'lik Tadiç sırtlıyorsa ben niye 6 verip Oğuz'u aldım? Ben niye maksimen aldım 8 milyon euro verip? Ben niye İrfan'ı Cengiz'i yedekte tutuyorum? Niye bunları İrfan 12-13 isteyen varken niye göndermedim? Ben niye o zaman Kostiç'i aldım? Ben niye Ferdi'yi gönderip parasını hiç ettim o zaman? Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Doya doya yorumla istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.